Herkese merhaba, var, Equivalent renk kanalımızın e, Türkçe bölümüne hoş geldiniz. Malum 6 harmoni vardı, e, bu programın başından itibaren İngilizce bunu tamamladık ve en son 6 harmoninin ben, benlik, aynes e, konusunu İngilizceden Türkçe'ye tercüme edip aklımıza gelenleri paylaşıyoruz. Ve tabii ki bu her zaman söylediğim gibi bir müzakere konusu ee, birkaç kişiyle olsa daha iyi olur. Herkes e, bu benim notlarımı okuduktan sonra aklına gelen fikirleri paylaşır ve tabii ki daha iyi olur. Ama şimdi ben yine bunu e, bu programın harmanı birden itibaren yaptığım gibi e, İngilizce öğrenme konusunda yaptığım gibi yine monolog olarak devam ettiriyorum. Searching near us, yakınımızda aramak. The key to the hidden treasure is in our inner world. E, gizli hazine olan anahtar bizim e, iç dünyamızda, not in the outer world, dış dünyada değil. Önce bu anahtarın farkına varmak gerekiyor. We understand our need with the ego key muhtaçlığımızı neediness or need or needs ihtiyaçlarımızı sayısız ihtiyaçlarımızı, maddi manevi ihtiyaçlarımızı bu benlik anahtarıyla anlayabiliyoruz. But this is not only limited to us. Bu anlayış, bu bilinç sadece bize mahsus kalmıyor malum. We also understand the need of other beings. Diğer varlıkların da ihtiyaçlarını, muhtaçlıklarını anlıyoruz. Bundan sonra konuyu çok örneklendirebiliriz. Galaksilerden Cenab-ı Hakk'ın maddi gücüyle onları bir düzen ve intizam içinde tutmasından, yani onların ihtiyacı olan bu sonsuz gücüne, ve bütün kuşlar, böcekler, kelebekler, bütün canlıların da onun rahmetine olan ihtiyacını çok 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 güzel örneklendirilebilir. Ama biz zamandan tasarruf için ilerlemeye devam edelim. <laughs> A traveler needs signs and coordinates on their on their way. Bir yolcu yolunda işaret ve koordinatlara e, uh, ihtiyaç duyar. Road to recovery. Hele hele bu bir de keşif yolculuğuysa. Recovery of our ego. For example, recovering, exploring our ego. Path of trust. emanet yolu. Impotence, uh, impotence, zayıflık, poverty, fakirlik, Contemplation, tefekkür, fervency, eagerness, shaved, compassion, şefkat, merhamet and gratitude, şükür are the coordinates of this path of trust. Bu e, emanet, bu güven e, yolunun koordinatlarıdır. Allah'ın sonsuz kudretinin yanında kim ya da ne kudret iddia edebilir ki? Sonsuz kudret adı üzerinde sonsuzdur. Bir kişi bir varlık bir karınca bile çıksa benim kendi kudretim kuvvetim var derse Dolayısıyla o sonsuzluk iptal olmuş olur. Aslında Allah'tan gayrı Allah'tan gayrı kendine ait kendine mahsus kudreti gücü olan yoktur diyebiliriz. Varsa öyle bir güç kudret o da nazaridir, bağımlıdır, gölge durumundadır. Yani o kudretin bir yansımasıdır. Mutlak kudretten o varlığın yapısına, karakterine göre, tabiatına göre bir yansımadır. Ego has no actual real existence. Gerçek bir varlığı yoktur egonun. Hakiki bir varlığı yoktur. What kind of being is it? Ne çeşit bir varlık ki bu ego, bu benlik? It is not real but imaginary. Gerçek, hakiki değil ama hayali. In the imagination. Sadece hayalde, hayalde var olan bir varlığı var. Tabii ki bir hayali olan bir şeyin e, kendine ait olan bir şeyi yoktur deriz. Onu kim hayal ettiyse onun ona yüklediği anlam vardır. Mesela bir hayal e, bir hayal ediyorsunuz işte bir ok çizelim şuradan burası güvenlidir burası güvensizdir diye bir ok çizdiniz ve oraya güvenli dediniz. Gelen kişi de güvenli oldu o yöne gitti. Bu okun e, hayali bir ok ama yine ne yaparız biz de burada Demek ki e, güvenlik var deriz, o yolu takip ederiz. Yani o ok çizilen noktaki güvenliği işaret onun kendisinden değildir ki matematik ve geometride ve hatta e, işte coğrafya bilgisinde bu enlem-boylam gibi bu hayali çizgilerin e, küçümsenmeyecek rolleri vardır. ene or ego which is a talismanic key, magical key opens all the doors of the universe, not just some of the doors or not just the most of the doors of the universe. Bu e, magic, bu sihirli, bu sihirli ama tılsımlı anahtar sadece e, kainattaki birkaç kapıyı değil, ekseriyetini değil, onların bütün kapılarını açar. Neredeki anahtar? Bu egomuzdaki e, e, ego, egomuzun yani biz sembolik olarak işte benliğimizin e, anahtar olarak açıklanması söylenmesi yani bizzat kendisinin bir anahtar olması ve kendi kendini açtıktan sonra açamayacağı kapı kalmıyor dünyada ve kainatta. But first of all tabii ki her şeyden önce its own talisman kendi kendi e, sihri, kendi tılsımı e, açılması gerekiyor. How should this ego be unlocked that all other doors will be opened with it? Nasıl açılacak ki bundan böyle bütün o diğer kapıların da kainattaki kapıları açılsın? Starting from the subjective world subjektif dünyamızdan başlayarak when it is understood with the ego that the self is dependent on God. E, nefsimizin Allah'a bağımlı olduğu anlaşıldı, anlaşıldığında it is understood that şu da anlaşılır ki the objective world also depends on him almighty. O kadri mutlak olan e, Allah'a bağımlıdır. A person who grasps this secret, bu sırrı kavrayan kimse, iman ile bu sırrı kavrayan kimse gains the merit marifetini kazanır. Neyin marifetini? To charm, to mesmerize things and events with the will of Allah. Allah'ın e, Allah'ın iradesiyle, dilemesiyle diğer e, olay e, eşya ve olayların eşya ve olayları da e, kendine tesir eder. Yani kendine ram eder, çeker. Cezbeder. A measure of comparison. Bir ölçü birimi. Benliğimiz anahtar sembolüyle gösterilen benliğimiz bir ölçü birimi. Metre gibi, kilogram gibi. Ego is a means of comparison to measure. Ölçmek için e, kıyas bir kıyas ölçü birimidir like meter, number hatta letter letters, numbers, rakamlar harfler, ekvator çizgisi latitude, longitude, enlem boylam gibi a meter is not for itself bir metreyi düşünün metre kendisi için midir? hayır metre kendisi için değildir it's nothing as itself. kendisi için hiçbir şeydir But it's too much for measuring something else. Fakat başka bir şey ölçmek için çok şeydir metre. Kafamız rahatlar ölçtüğümüz zaman, hesaplarımızı rahat yaparız. What does ego become a, uh, when does ego become a person of trust or a person of distrust? It is very clear that ego becomes a person of trust when he or she sees the trust. Uh, his or her uh, ego as a trust, and when they try to become a trustworthy person, but the opposite is the negative side of it. Uh, when the ego sees uh, his or her existence uh, from uh, from themselves, then they uh, become. A person of distrust each. Descending versus ascending, uh, alçalmak, rahmana yükselmek. As long as the ego claims superiority, light in itself, ego benlik, benliğimiz, kendisinde bir üstünlük, bir ışık, bir ışık. E, iddia ettiği sürece yani as it claims to exist in itself kendinden var olduğunu iddia ettikçe it descends goes down alçalır aşağı doğru gider and vice versa bunun tersi de doğru yani kendisinde bir üstünlük görmez yani mütevazi olur bir ışık görmez yani kendinden görmez ben de bu ışık varsa, bu başka bir yerden gelen bir ışıktır. Der, onun ben sadece yansıt, e, yansıtıcısıyım. Der hatta güzellik bana bile ait değil, bu ışığın geldiği yere aittir bu güzellik. Ben de bu ki, bendeki bu güzellik der. Why is it far from the chance of attaining self-perfection? Of course, uh, when a person claims Claims to exist in itself kendinden var olduğunu, kendi kendine var olduğunu iddia eden bir kimse ya da kendinde kendine ait bir ışık, bir güzellik olduğunu iddia eden kimse'nin mükemmelliğe ulaşması çok isfar from the mükemmeli yükselme şansından çok uzaktır mükemmelde ulaşma şansından çok uzaktır. Neden bu böyledir? The more modest the ego is, çünkü benliğimiz ne kadar alçak gönüllü, mütevazi olursa, the more it rises. O kadar yükselir. Ascends, rises, elevates. The sun gives the light. Güneş ışığı verir. The mirror takes, receives the light. Ayna ışığı alır e, alır ve bu ışık onun kendinden değildir. Misalinde olduğu gibi. Sound mind, sound heart and sound spirit. Sound mind, aklı selim dedikleri, sağlam akıl, aklı selim, sağlıklı, sağlam akıl. Sound heart, kalbi selim and soul, spirit, ruh ve ruhumuz. If the mind and heart work in harmony without conflicting with each other, eğer aklımız ve kalbimiz e, birbiriyle çatışmadan bir harmoni ahenk halinde işlerlerse the soul regains its origin. Ruhumuz orijinalliğini origin, authenticity orijinalliğini kazanır. In other words, diğer bir deyişle if the mind, heart and self fully flourish. Tamamen gelişirlerse the soul attains its originality, nobility. Aklımız, kalbimiz ve nefsimiz de tamamen gelişirlerse ruhumuz e, asaletine, orijinalliğine kavuşur. And God's beautiful names and attributes are reflected in the human heart like a full moon. Allah'ın güzel isimleri, sıfatları insan kalbinde dolunay gibi yansır. Allah is the wise, Allah hakimdir. The generally merciful, bütünüyle, genellikle merhametlidir. And specially merciful, ayrıyeten tek tek de kişilere mahsus, varlıklara mahsus da merhameti olandır. Diyelim e, bugünkü e, videomuzu da burada bitirelim. As always I wish you well being and e, a good day. E, see you in the next video. Bye. Oh, gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.